Böylesine büyük bir yerde hizmet etmek gerçekten herkes nasip olmaz. Bize nasip oldu ve 81 kırsal mahallesinde daha ön zaman geçiyor. Çok zor coğrafi şartlarda hizmet ettiğimiz yerler var. Hatta en son Neşet Çağlayan abimizle Süleyman Çelik abimiz Bursa'ya geldiğinde, Sıvakalı Başa'ya geldiğinde şöyle bir şeyleri geçtiler. Dediler ki en son geldiğinden iki ay önce devam edilmek için buraya bir tane belediye başkanı yetmez, üç tane belediye başkanı lazım dediler. Her yeni 2000'de bitirirken Mustafa Kalpaşa'yı ikisi beraber 10.000'de bitirdiler. Gerçekten çok büyük bir alanda hizmet ediyoruz. Ve büyük şehirle birlikte bu hizmet alanında her mahallemize yansımaya başladı. Tabii ilçemizi tatlısıyla, su şelalesiyle hepiniz tanıyorsunuz. Özellikle iki sene önce tüccar odamızla birlikte coğrafi şartını aldık ve Mustafa Kalpaşa tatlısı artık Mustafa Kalpaşa'yı özdeşleşti. Ve su uçturu yaptığımız biraz daha izleyici videoda da göreceksiniz. Muazzam şekilde turizm sektörü genişlettik. Bu Mustafa Kalpaşa'yı kısa tanıtımdan sonra kendimi tanıtayım. 5 sene sonra da olsa kendimi tanıtayım. Siyasi olarak tanıtayım. 2012 yılında AK Parti'ye girdim. Ekonomik İşler Başkanlığı yaptım. Teşkilat İşleri Başkanlığı yaptım. Siyasi Hukuk İşler Başkanlığı yaptım. En nihayetinde TV Çift'in ilçe başkanlığı yaptım. Ve yine 5 sene önce olduğu gibi son gün istifa ettirerek, rica edilerek, kürünü kabul edilerek belediye başkanlığına aday oldum. Tabii şunu baştan söyleyeyim. Bir belediye başkanı olmak için önce hayaliniz olması lazım. Sonra bütçeniz olması lazım. Bunları 5 sene evvelden, 10 sene evvelden hayalle birleştirmek lazım. Tabii son gün tevdi edilince, ilçe başkanlığının istifa gün son gün tevdi edilince inşaat mühendisliği mesleğim olduğu için bu süreci çok atlattık. Çok şükür bütçemiz vardı ama proje bakımından, hedef bakımından gerçekten Mustafa Kalpaşa'nın ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu gördük. Mühendis gözüyle anlatayım belediye başkanlığı. Öyle parkla, bahçeyle, eğlenceyle yapılacak bir iş olmadığını, Mustafa Kalpaşa'nın bir şehrin en temel sıkıntısı olan altyapı sıkıntısı olduğunu özellikle yaşayarak öğrendik. Yaşayarak derken, kendi ailesine, babamızla kaynaklanan sıkıntılarla öğrendik. Tabii 103 yıl önce kurulmuş, 1881 yılında kurulmuş bir belediyemiz var. Belki de Osmanlı zamanında ilk belediyelerinden. Ancak bu kadar uzun zamanda kurulan şehrin 50 yıldan beri yapılmayan bir altyapısızlığını gördük. O zamanki şartlarda kurulmuş ve 50 yıldan beri o şehrin büyüme ölçeğinde dokunulmamış, o zamanki sağlıklı görülen borların şimdi sağlıksız olarak içimize geldiğini gördük. Biz şey olarak gördük. 50 yıllık özlemdi ve 50 yıllık bir projeyi tamamladık. Tamamlama aşamasındayız. Gerçekten bir belediye başkanı daha ilk döneminde içme suyu borcuna girdikten sonra kaldıkça gördük ki sadece içme suyu borularında sıkıntı yok. Kanalizasyon ve yağmur suyunun çöktüğünü gördük. İlk dönemimize daha. Çoğu şehrin, hatta çoğu ilin aldığında sevindiği, ilk dizisi aldığında sevindiği, içme suyunu aldığında sevindiği, atıyorum kanalizasyonu aldığında sevindiğini, biz üçünü birden toplik olarak Mustafa Kalpaşa'da sahaya girdik. Tabiri caizse değil, tam anlamıyla Mustafa Kalpaşa hala %30 ölçüde kalsa şantiye halinde. Gerçekten zor bir hizmet. Çok zor bir hizmet. Ancak şehri biraz daha size bahsedeceğim, daha büyük sıkıntıları yapmak için altyapıyı bitirmek lazımdı. Altyapıyı gördük ki kazdıkça benim amacım olan altyapı bir zaman sonra daha farklı projelerle, daha farklı sıkıntılarla araca dönüştü. Biraz anlatacağım size. Bir mühendis gözüyle anlatıyorum şehri. Mustafa Kalpaşa şehri özellikle 2011 yılından sonra otoban ilçemize giriş işlemedikten sonra gerçekten yatırım anlamında sıkıntılı. Yani bir yatırımcıyı çekmek için
büyük mücadele veriyorsunuz. İlk sorduğu soru, otoban balantınız var mı? Lojistiğimiz nereye ulaşacak? Denizimiz yok. Havaalanımız yok. Trenimiz yok. Bir de otoban bağlantımız olmayınca gerçekten istihdam sağlamak, büyük yatırım çekmek çok zor bir noktadır. Şehri şöyle planladık. Dedik ki, şehir gerçekten çok büyük. Yüz ölçümüyle, Bursa'nın dörtte birine sahip. Bu noktada şehrin bir bölümü marjinal tarım arazisi veya tarım arazisi yapılmayan yerlerde düşük yoğunluklu, özellikle pandemiyle birlikte, çünkü onlardan da bahsedeceğiz, pandemiyle birlikte ortaya çıkan vahşeli ve insanların biraz daha müstakileşebildiği bir düşük yoğunluklu konut ortamı yaratalım. Akabinde su işinde, turizmle birlikte bir turizm şehri yaratalım. Ama bütün bunların içerisinde de istihdamı sağlayacak bir sanayi şehri yaratalım. İmkan var mı? Şehrin bu büyüklüğü imkan var. Sadece planlama gerekiyor. Ve bu noktada da hepsinden biraz sonra bahsedeceğim, videoda izleyeceğimiz noktaya dokunuyor. Yani şehir üst ölçekte önce oturup bir planladık. Ne yapabiliriz? Böyle lambur lambur, hiç gözü kara girmedik. Tek tek hangi noktada ne yapacağımızı, hangi noktada neyi planlayacağımızı yaparak şehire girdik. Ve bu noktada bütün büyüklerimizin, vekillerimizin, bakanlarımızın, il başkanlarının desteğiyle gerçekten çok büyük destekler aldık. Çok büyük hibeler aldık ve çok büyük işler yaptık şehir ölçeğinde. Tabii bunu planlarken, bu şehri planlarken, önce Bursa yakınlığıyla beraber doğal alan, bozağaç dediğimiz gruba bir marjinal tarım arazisinden, bahçeli ağaçları içerisinde ama tarım yapılan yerlerde düşük yoğunluklu bir alan yarattık. Maden ocakları çoktu. Özellikle en ilk başladığımız şey, şehirli yatırımlar bizim havamıza, suyumuza zarar vermeyecek şekilde olması lazım. Yatırım gelsin ama bir şekilde de böylesine müstahdan bir şehri, doğa şehrini bozmasın. Bununla beraber doğal alanda bir maden ocağına belki de bittiğinde, belki de bittiğinde Dünya Çevre Ödülü'ne başvuracağımız bir maden ocağını konut alanında çevirdik. Ve şu anda yapıma başlandı. Yatırımcı yatırımına başladı. Altınlarla kalmış, kazılmış, bırakılmış bir maden ocağını 200 dönüm bir alanı şu anda ilçemizde planlanan şekilde devam ediyor. Ve bu şekilde de bu altın kalan yerleri, yatırım yapılamayan yerleri planlamaya devam edecektik. İkincisi, turizm dediğimiz, az önce Mustafa Kemal Paşa damgasını vurmuş su yüksek alanı ve Tümbüldek termalite, Tümbüldek jeotermal sit alanı. Bakın Tümbüldek jeotermal sit alanı dedim. Çünkü iş işe girdiğimde Tümbüldek'te yapılar vardı. Ama Tümbüldek'e girdiğim zaman, işin içinde proje çizmeye başladığımız zaman baktık ki Tümbüldek dediğimiz böyle girip kepçeyi alsak ta aynı yanında bulunan Karca'yla beraber köyüyle birlikte yıkma etkin var. Çünkü jeotermal sit alanı Tümbüldek denilmiş. Bazı eski yapılar yapılmış ama hepsi kaçak mahiyetinde. Yani dediğiniz gibi aslında oraya jeotermal sit alanı olduğu için çivi daha çakılamaz. Ne demek istiyorum? Aynı şehrin anlatımısının çok yıkık olduğu gibi çok ünlü olan yerlerin de hiçbir şey yapılmadığını, yani teknik bazda bir şey yapılmadığını, bir şey yapılmadığı için de üzerinde konut yapılamayacağını gördük. Daha iki hafta önce Tümbüldek'in o sit alanlarının ve su uçlu doğa koruma alanlarının projelerini geçirttirdik. Turizm Bakanlığı'ndan 4 yıldan beri uğraşıyoruz ve 4 yıl sonunda bu alanların koruma amaçlı imha planı onaylandı. İnşallah birbiri 5 binliği Bursa'da, şu anda birbiri 25 binliği onaylandı. Birbiri 5 binliği Bursa'da, bir bölü birliği Mustafa Kemal Paşa olduğu zaman ancak işe başlayabileceğiz. Hani o çok duyduğumuz Tümbüldek'in ve Mustafa Suuçlu'nun yapımına ancak başlayabileceğiz. Ve döndük, evet istihdamdan bahsediyoruz. Ama tarım ve sanayi şehri istediğimiz yerde şu anda sanayi yapacak alan yoktu. O çok protestlerin olduğu ama köylünün hassasiyetinden çıkıp da onu anlayıp da şehrin ileri gelenlerinin
bazı planlamalarda söz hakkı olmasını istemediğimiz için şehri beraber planlamak için, belediye bölgesini planlamak için tam 400 dönüm Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'ne ait şu anki sadece arsa değeri 1 katrilyon eski bir parayla, yeni parayla 1 milyar TL değerinde bir arsa bırakıyoruz. Onaylandı, kamuya kararlı planlaması yapıldı ve inşallah buraya lojistik alanları, sanayi alanları ve imar alanlarıyla belki de Bursa'da onaylanan tek 400 dönümlük, tek parça 400 dönümlük bir alanı kavuşturduk. Yani az önce işin başında anlattığım konut şehri, düşük yoğunluklu konut şehri, turizm şehri ve Mustafa Kemal Paşa'nın istihdamını sağlayan sanayi şehri böylece üst ölçekte 5 kıtasını falan planlandı ve hayata geçirildi. Lafta kalmadı. Hayatta en sevmediğim şey Jack'le Jack'la yapılacak dediğin yapılan şeyler. Yapıldı, edildi, onaylandı. Şu anda ilk aşaması bitti. Hepsi hazır. Hatta az önce bahsettiğim düşük yoğunluklu şeyde bile projede bile müteahhit işe başladı. Ve böylece hedef bazda koyduğumuz şehri planlı ve doğru bir yönde koyduğumuz bütün projeler hayata geçti. Yani kağıtta kalmadı. Tabii bu zaman zarfında biliyorsunuz hiç anlatmaya gerek yok ama ağlamaya da gerek yok. Çünkü öyle bir talip olduk. Bir pandemi denen yüzyılın belası, yüzyılın virüsleri bütün dünyayı sardı ve sıkıntılı süreçler başladı. Ekonomik savaşlar, gerçek real savaşlar akabinde bana da Hatay'ın Ağsuz ilçesine bağlandığı, onun da nüfusu 105 bin, ilgilendiğimiz, resmi olarak baktığımız bir Ağsuz felaketi geldi. Tam 13 şehri etkileyen, bir ili etkileyen müthiş bir sıkıntı yaşadık. Ve onunla birlikte de ilçe bütün kaynaklarını, bütün finans kaynaklarını Ağsuz'un Hatay'a doğru yönlendirmeye başladı. Bu zaman zarfında hiçbir zaman hiçbir şekilde ihsan etmedik. Gerçekten. Kolay olsaydı herkes yapardı. Mottomuz bu. Çünkü altyapıya girmek, şehri kelimenin tam anlamıyla şantiyana getirmek bana göre her baba yiğidin harcı değil. Övmek hiç konuşmuyorum. Ama zor bir süreç. Çünkü 5 seneden beri ne yediğimiz küfürler kaldı, ne arabalar kaldı, ne yollar kaldı. Ama bana göre ideoloji ile lider arasında fark bazen dik durmaktır. Şu anda ilçenin altyapı olarak %30'u kaldı ve bitecek inşallah. Tabii az önce bahsettiğim, çok hızlı geçeceğim. Yani böyle teknik sizi sıkmayacağım. Birazdan videoyu 10 dakikalık videomuz var. Onu izleyelim. Ben yaptığımızı bazen durdurup anlatacağım. Ama altyapının benim amacım olarak girdiğimde, belediye seçimlerine girdiğimde olmalı dediğim şekilde de gördük ki iyi ki altyapıya girmişiz, iyi ki altyapı yapmışız. Ancak bu amaç olarak girdiğim şey araçmış. Niye? Şimdi çok popüler olan ve çok sıkıntı herkesin önem verdiği projeyi o zaman fark ettik. Şu gördüğünüz elimdeki ağabeylerim ablalarım diye başlayayım, şöyle başlayayım. Bu Bursa'nın deprem haritası. Şu gördüğünüz Bursa'nın deprem haritası. Her yer yemyeşil ve sarı. Ama kırmızı olan yer gördüğünüz birinci derece deprem bölgesi. Burası Mustafa Kemal Paşa. Yani Bursa'nın risk bakımından en tehlikeli yeri burası. Benim için. Ve peki yeni gelen belediye başkanının ilk projesi ne olmalı? Bütün Bursa'da olduğu gibi Mustafa Kemal Paşa'da elzem, öncelikle kentsel dönüşüm oldu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa çok tehlikeli, çok riskli bir deprem bölgesinde. Peki ne yaptık? Kentsel dönüşüm için önce altyapı lazım. Müteahhit hizmeti var burada. Yeni dönem eğer olsaydı yine şehri ilk söz verdim kazacaktım. Kazdım bitirdim de bu döneminde. Bu sefer yıkacaktım. 4 seneden beri tüm kurum ve kuruluşlarla hem yerinde hem taşınarak dönüşüm için çalışıyoruz. Şehrin belli noktalarını, zemin sağlam noktalarını bulmaya çalışıyoruz.
Bunun için canlı yayında mecliste defalarca konuşma gelerek hissettim, anlattım. Şehrin şu noktalarında arama yapıyoruz, zemin yapıyoruz, tahlil yapıyoruz diye söyledim. Niye? Çünkü izlediğim yapılan yerlerde rahat olmasın diye canlı yayında söyledim ki 3-4 seneden beri o bölgelerde eğer sağlam zemin bulunduğunda imar açılıp önce yatar mimari şekliyle Mustafa Kalpaşa'nın belli bir bölümünün taşınması lazım. Ve hem ölü hem de diri hayattı, hatta belediye binasının altından geçtiği bile bildiğimiz bir diri hayattı var. Ve Mustafa Kalpaşa Belediyesi, Mustafa Kalpaşa Lisesi'nin belli ölçekte, belli şekillerde yatay mimariyle taşınması gerekiyor. Ve yerine dönüşümleriyle birlikte ticari alanları, bina yükünün, bina sitesinin azaltılması gerekiyor. Mustafa Kalpaşa'nın ilk ve en önemli problemi şu anda kentsel dönüşüm. Altyapı bitti. Yani bunun için biliyorsunuz bir seneden beri kentsel dönüşümle özellikle bakanımızın çıkardığı yasalarla birlikte kentsel dönüşüm çok daha İstanbul'la birlikte önemli hale geldi. İşte İstanbul kadar önemli Mustafa Kalpaşa. Bursa'nın şu andaki hassas değeri, kalbi, deprem kanı Mustafa Kalpaşa. Altyapısı hazır. Zor da olsa, sıkıntılı da olsa altyapısı hazır. Ve böylece artık yeni gelen belediye başkanımız inşallah o okula önem verdiğinde kentsel dönüşüm için her şey hazır. 100 yıllık içme suyu, 500 yıllık içme suyu boruları, 100 yıllık kanalizasyon boruları gerçekten çok önemli halde bitirildi. Şantiye halinde Mustafa çıktı, yavaş yavaş asfaltlanıyor. Böylece en önemli problemi ortadan kalkıyor. Tabii bu noktada bunlara dokunurken, yani şehrin düşük yoğunluklu turizm ve sanayi olarak planlanırken aynı zamanda Mustafa Kalpaşa şehri topraklarıyla beraber, buz yolu çıkmaya beraber tarım şehri. Ancak tarım şehri derken ilk önce baktığımızda hep domates, biber endüstriyel alışılmış. Bu endüstriyel bitkiler, sebzeler artık toprakları yormuş. Topraklar gübre ve destek vermeden artık üretim vermiyor. Onun için alternatif şeyler lazım. Alternatif ürünler lazım. Çiftçimizi bu sıkıntıdan kurtulacak ürünler lazımdı. Hemen bir tarım müdürlüğünü kurduk ilk kez. 143 yıl sonra Mustafa Kalpaşa'da bir tarım müdürlüğü kurduk ilçe belediye bünyemizde. Bununla beraber baktık ki çiftçiden başka herkes tarım yapıyor. Yani çiftçi haricinde bütün meslek grupları hayvancılık yapıyor. İşte yatırımını tarlaya harcıyor. Aslında çiftçinin bilgilenmesi lazım. Hangi konuda? Genel yatırım ve teşvik konularında, dosya hazırlama konularında gereken bir destek lazım. Tarım müdürü bunu çıkardı. Daha sonra bütün kurumlara gelen hibeyi teşvik öğrensin diye bütün kurumları birleştiren yine bizim bünyemizde Önder Çiftçi Derneği'ni kurduk. Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Ziraat Borsası, Orman Müdürlüğü, bütün ilgili kurumları bir noktada birleştirdik. Kime ne kurum geliyorsa, kime ne teşvik geliyorsa, kime ne hibe geliyorsa aynı anda alıyoruz, tarım müdürümüzle birlikte çiftçimizi bilgilendiriyoruz. Ayağına gidiyoruz. Ziraat mühendislerimiz veteriner ayaklarına gidiyor. Tek tek dosyalarını hazırlıyor. Kim ne istiyor diye bakıyoruz. En sonundaki biz 5 seneden beri çok iyi bir proje aldık ama bir ay sonra 15 yılda açıklayacağız. 5 tane Bursa'ya TKDK projesi geldi. Bizim de listemizin 5'i de Mustafa Kalpaşa'ya kooperatifine geldi. Tamamını Mustafa Kalpaşa aldı. Kooperatifine aldı. Traktörler, kamyonetler, süt tankerleri, tırlar ve bu noktada bunun da bir lansmanını ve anlatımını yapacağız inşallah. Çalıştığınız zaman, terk ettiğiniz zaman hiçbir şeyin elimizden kaçmadığını gördük, hepsine ulaştığımızı gördük. Sosyal bakımdan da ilçemizin bir yardım ve paylaşım noktasında eksikliğini gördük. Altyapıdan sonra en önem verdiğim projeyi şehir ölçeğinde bir aşevi, bir taziye evi, bir gıda bankasının olduğu bölüm, bir giysi bankasının olduğu bölümde bir kompleks yaptık. Bir kompleks bitirdik ve
adını da Musa'nın önceki milletvekilimiz Mustafa Eski'nin koyduğu Hala Sultan, yani Kıbrıs'taki Peygamber Efendimiz'in teyzesinin ismini verdiğimiz Kıbrıs Cumhurbaşkanı gelmesinin beklediğimiz ama o programın aksadışı olmadığı Hala Sultan koyduğumuz bir aşevre sahip olduk. Artık gönül rahatlığıyla hem kaymakamımızla hem de sosyal birimlerimizle resmi olarak aynı interaktif ortamda bulunarak kimin ihtiyaç sahibi olduğunu, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını aynı anda bilerek öğreniyor ve 383 aileye, ilçemiz ölçeğinde çok büyük olan 383 aileye 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Bütün ilçenin zekatlarını ve hayırlarını, adaklarını verdiği bir tesise sahip olduk. Şu anda 6 aylık et stoğumuz dolu. Allah ilçemizden, hayırseverlerden yar, Allah razı olsun. Ramazan'a hazırız. Ramazan'da dağıtılacak eşyalarımız hazır, erzaklarımız hazır. Yani şimdiden ilçe halkımız her şeyi hazırladı. Ve böylece en önem verdiğim bu projede hayata geçti. Tabii şimdi bizim çocukluk hayalimizde büyüdüğümüz benim rakibim, seçimdeki rakibim Şükrü Erdem'in bakanımızın, şimdi CHP'nin adayı oldum. Ona da başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. 33 yıl önce temellerini attı ama 33 yıldan beri temellerini öyle bırakılıp kaldığı bir kompleksimiz, gençlik, spor ve kültür mekanımız vardı. Hepimiz Mısır'da kalma çocuklarımız öyle büyüdük. Biz öyle büyüdük. Havuzlar olacak, spor salonu olacak, konferans salonu olacak. Öyle büyüdük. Ve onu bitirmek de çok şükür bize nasip oldu. Şu andaki maliyeti 750 milyon TL değerinde. Çok büyük bir tesis. Yüzme havuzlarıyla, konferans salonlarıyla, antrenman salonlarıyla, kapalı spor salonlarıyla ve Melanos ölçeğindeki bir konferans salonuyla, nikah salonlarıyla, sinema salonlarıyla çok muazzam bir tesis oldu. 750 milyon TL değerinde. Spor Bakanlığımızın, sağ olsun Ali Aktaş Başkanımızın desteğiyle, el birliğiyle burada kavuştuk. Biten bir tesis daha 4 aydan beri açılışını bekliyoruz. Bakanımızın programı bekliyoruz. Akabinde 76 dönüm büyüklüğünde yine 4 aydan beri açılışı beklediğimiz içinde 42 dönüm yürüyüş alanları, piscin alanları, yapay havuzların olduğu, yapay göletlerin olduğu bir millet bahçesini bitirdik. Çevre Bakanlığımızla birlikte. Onun da değeri şu anda 100 milyon TL değerinde güncel fiyatıyla birlikte. O da 4 ay önce bitti ve bekliyoruz. Şehri şekillendiriyoruz. Şehri büyütmeye çalışıyoruz. Şehre istihdam katmaya çalışıyoruz. Şehre değer katmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten işin başında bir olarak söylüyorum ki otobansızlık, yatırımsızlık istihdamı, büyümeyi engelleyen nokta. İnşallah zaman zarfında yeni siyasilerin de yeni hedefleri bu yönde olmalı kentsel dönüşümden sonra. Mustafa Kemal Paşa özel bir yer. Mustafa Kemal Paşa güzel bir yer. Ve bu güzelliği ve bu özelliği daha da değer katmak için gece gündüz 5 sene boyunca hem bakanlarımızla, hem milletvekillerimizle, hem de il başkanlarımızla ve dahası ilçe başkanlarımızla canlı yürek çalıştık. Tekrar teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık, ayağına sağlık. 5 sene boyunca gerçekten çok destek oldunuz. Bizlere yaptığımız her türlü şehrimize, Bursa'mıza, Türk'ü tanıttınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizi tanımak güzeldi, iyiydi. Tabii bir virgül koyuyoruz diye düşünüyoruz. İnşallah yakın dönemler çok daha farklı görevlerde, pozisyonlarda hep birlikte buluşmak dileğiyle diyorum. Bu zaman zarfında tanıdığım Hakan Çalışoğlu gibi değere, Faruk gibi değere, Mustafa Eski gibi değere, Anıl Aktaş gibi değerlere, Ayhan Salman gibi değerlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her noktada, her anında, her projemde Mustafa Eski gibi değerlere çalışmaktan gurur duydum. Her noktaya değdi, her projede emeği var. Ankara'da kapı kapı beraber gezdik. Akademide Refik Hüseyin'le birlikte devam ettim. Sağ olsun bana. Ve böylece Mustafa Kemal Paşa'ya AK Parti'mizle, Cumhur İttifakı'mızla, hükümetimizle gerçekten çok uyumlu çalışarak bu projeyi kazandırdık. Onlara da Allah razı olsun diyorum. Klişe olan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şahsi şükranlarımı sunuyorum.